Göz estetiği dediğimiz zaman sadece gözü kastetmiyoruz doğal olarak. Göz ve çevresindeki tüm dokular, bunları göz kapaklarımız dahil, üst kapak kaş kompleksimiz dahil, alt kapak yanak kompleksimiz dahil ve bunların gözün tümüyle beraber bir bütün olarak estetiğinden bahsediyoruz. Bu genellikle göz estetiğindeki problemler aslında genetik şeylerdir, yaratılıştır. Ama zamanla tabii pek çok dokumuzda sarkma olduğu gibi göz kapaklarımızda, onları destekleyen kemik dokularda da sarkma ortaya çıkabilmektedir. Bunun sonucu olarak pek çok durumda duyduğumuz şikayetler şunlardır. Konu komşu, eş dost, yakın çevremiz, acaba bir derdin mi var, bir sorunun mu var bize anlatmadığın, depresyonda mısın, çok mu uykusuzsun, çok yorgun görünüyorsun, hasta mısın? Yahut yeni tanıştığımız ortamlarda, bunun daha önemli kısmı, kişiyle ilgili, onun duygu durumuyla ilgili, onun karakteriyle ilgili, onun enerjisiyle ilgili ilk fikir sahibi olduğumuz alanlar göz çevresi alanlarıdır. Ve ilk 10 saniye içerisinde karşıdaki kişi hakkında kararımızı veririz. Buradaki bozulma durumunda pek doğal olarak ameliyatla veya ameliyatsız bir şekilde tedavi yöntemlerimiz vardır. Ameliyatla üst kapaklarımızdaki cilt fazlamızı, torbalarımızı, sarkmamızı alabiliriz. Kaşımız düşükse kaşımızı yükseltebiliriz. Kapağımızın üzerinde bazı katlantılar, çizgilenmeler varsa bunları ameliyatla veya ameliyat harici yöntemlerle çözebiliriz. En önemlisi alt kapaklarımızda bizi çok yorgun gösteren torbalar ve morluklar olur bazen. Bunlara yönelik çoğu zaman cerrahi ama bazı hastalarda da seçilmiş durumlarda da cerrahi dışında yöntemlerle hastanın göz estetiğini yeniden onarabiliriz. Bunu yaparken tek dikkat edilmesi gereken şey hastanın bir başka kişiye benzememesi, doğalın korunması ve sadece zindelik, canlılık sağlanmasıdır. Göz estetiğinin esas amacı bu olmalıdır.